Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. AutoCAD uygulamaları video serimin dördüncüsüne hoş geldiniz. Yine bu videoda da iki uygulama yapacağız. Önce 7. uygulamamız. Tabandaki bu 40 milimetrenin simetri olarak yarısını çizerek arkadaşlar çizime başlamak istiyorum. Şimdi göreceksiniz. Ama önce kalın çizgi katmanına geçiyorum. Line komutunu aldım. Başlangıç olarak 0,0 diyorum. Ve 40'ın yarısı 20 değerimi giriyorum. Bu çizgimi yukarı doğru 80-50-30 mm kadar offsetleyeceğim. Offset komutunu çalıştırdım. 30 değerini girdim. Ve bu çizgimi seçip yukarı doğru 30 mm offsetledim. Bu çizgimin 40'ın yarısı 20 idi. Bu taşıdığım yerde de arkadaşlar 60'ın yarısı 30. Ben bu çizgimi 20 boyunda olduğunu biliyorum. 10 mm uzatacağım. Bunun için bu çizgiyi seçiyorum. Ve burada grip noktası dediğimiz noktaları çekiştirerek boyutunu değiştiriyorum. Sağdaki noktayı bir daha seçtim. Ve sağ tarafa doğru çekip 10 mm ekleyerek boyutunu 30 mm yaptım. Escape tuşuna basarak seçili olmaktan çıkardım. Bu aşamada şu noktaya geldiğimizde yüzün yarısı 50. Buraya arkadaşlar line komutuyla burası 30 olmuştu. 20 mm daha ekleme yapmış oluyorum. Yani burası 30 artı 20 diye iki parçalı çizgi oldu. Şimdi de şu 20 ek parçalı çizgimizi yukarı doğru arkadaşlar buradan 50 mm offsetleyeceğiz. Offset komutunu çalıştırdım. 50 değerini girdim. Ve bu çizgimi yukarı 50 mm öteledim veya offsetledim. Bu çizgimin boyu 20 mm. Buradaki bu aralığın ise 100-80, 20, yarısı 10. Yani ben bunun boyunu da soldan sağa doğru 10 mm kısaltmam lazım. 10 mm kısaltarak boyutunu 10 mm getirdim. Şimdi line komutumu aldım. Bu noktayla arkadaşlar buradaki 30'luk kısmı birleştiriyorum. Tekrar repeat line diyorum. Bunda da bu noktayı birleştiriyorum. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki yayın merkezini bulmak. Bunun için circle komutunu kullanıyorum. Yine shift sağ tuş from ile orijini gösterdim. Add değerini girdim. Şimdi ölçüye bakalım arkadaşlar. Toplam yüksekliğimiz dikeyde 80 mm'ymiş. Aşağı doğru da 15 fark var. 80-15. 65 mm olacak Y yönünde. X değerimiz burada 0. Y değerimiz arkadaşlar aşağıdan yukarı artı 65 mm olacak. Buraya yarı çapı 30 mm bir daire çiziyorum. Line komutumu aldım. Buradan yakaladım. Shift sağ tuş yaparak tabii ki ortamızı bu aşamada kapatabiliriz. Shift sağ tuş tanjant özelliğiyle bu daireye teğet bunu birleştirebilirim. Artık silgimizle buradaki doğrumuzu kaldırabilirim. Şimdi mirror aynalama komutunu uygulayacağım. Mirror komutunu çalıştırdım. Şu sağ taraftaki arkadaşlar çizimin tamamını seçiyorum. Enter'a bastım. Aynalama ekseni olarak bu aşamada ortaya açabilirsiniz. Şu şekilde yukarı yönü gösterdim. Enter'a bastım. Trim komutunu çalıştırdım. Buradaki fazlalığımı aldım. Geriye yapmam gereken buradaki köşeleri yarı çapı 10 mm ile yuvarlatmam lazım. Radius komutuyla ya da fillet komutuyla. Fillet komutunu çalıştırdım. Radius değerimi 10 olarak belirliyorum.
Ve bu kenarları arkadaşlar yuvarlatıyorum. Tekrar fillet komutunu çalıştırdım. Bu kenarlarımı yuvarlattım. Şimdi eksenleri oluşturmak için, daha doğrusu burada bir eksen kullanacağım. Eksen katmanına geçiyorum. Annotate kısmından Center Mark, buradaki yayımı seçiyorum. Home kısmına geldim. Ölçü, yazı katmanına geçiyorum. Önce doğrusal ölçüleri vereceğiz. 40 mm. 60 mm. 'Sterseniz bunu parçadaki gibi verelim. Farklı vermek istemedim. 50 mm ve toplamda da 80 mm olacak şekilde. Şimdi radyüsleri verebiliriz. Vermediğimiz ölçü bir şurada. Doğrusal ölçümüzü kaçırmışız. 15 mm. Bunu da verdiğimizde arkadaşlar 7 numaralı uygulamamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi 8 numaralı uygulamamıza geçebiliriz. Evet, 8 numaralı uygulamaya başlıyoruz. Önce kalın çizgi katmanına geçiyorum. Circle komutunu aldım. Çapı 35 olan daireyi 0,0 ile orijine kenetleyerek, çap 35 olduğu için arkadaşlar burada diametre seçeneğini kullanacağım. 35 değerini girdim. Daha sonra iç kısma çokgenimizi çizeceğimiz dairemizi çizeceğim. Bunun çapı da 24. Aynı merkeze tekrar 0,0 ile kenetlendim. Çap 24. Burada yarı çap değerini girebilirim. Bu çizgimizin ince çizgi olması lazım. Bunu şu şekilde de yapabiliyoruz. Çizgimi seçtim. Katmanlar kısmından ince çizgi katmanı seçerek bu çizginin özelliğini değiştirebiliyoruz. Şimdi bu merkezi ve bu dairenin içerisinde arkadaşlar bir sekizgen çizmemiz lazım. Buradan poligon komutumu aldım. Buradaki değerimizi 8 yaptım. Merkez olarak bu merkezi gösterdim. Dairenin içerisinde olacak Inscribed in Circle ve şu şekilde çokgenimi çiziyorum. Şimdi şuradaki çapı 16 olan daireyi çizmek istiyorum. Circle komutunu aldım. Yine Shift sağ tuşu kullanarak From diyorum. Buradaki merkezi gösterdim. Add diyorum. Yatayda 34, dikeyde 26 değerlerini girdiğimde dairemizin merkezini buluyoruz. Çap 16'ymış, yarı çap 8 değerini girmem yeterli. İçindeki çap 9'luk daireyi de bu arada çizebiliriz. Aldım arkadaşlar. Çap 9 değerini yine diametre olarak giriyorum. Şimdi bu dairemi bunu da kopyalayarak bu kısmı oluşturacağım. Kopya aracımı aldım. Seçimimi yaptım. Referans merkezimi gösterdim. Ve add diyorum arkadaşlar. Bu dairenin buraya olan dikey mesafesi ve yatay mesafesine bakalım. Önce yatay mesafesi 34 ama eksi 34 olacak. Virgül koydum. Dikey mesafemizde 42 artı 26, 68 olacak. Bu da eksi olacak. Eksi 68 dediğimde Enter'a bastığımda kopyasını oluşturmuş oluyoruz. Her iki daireye dışarıdan teğet doğrularımız var. Line komutunu aldım. Bu arada ortayı kapatabiliriz. Shift sağ tuş tanjant. Tekrar Shift sağ tuş tanjant. Repeat line diyorum. Shift sağ tuş tanjant. Tekrar Shift sağ tuş tanjant diyorum.
Şimdi şuradaki arkadaşlar, yayımızın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yarı çapında merkezi yok. Burada bilinen tek şey bu yayın her 3 daireye de teğet olduğudur. Böyle bir circle'ın özelliği var. Tanjant, tanjant, tanjant. Aldım. Birinci nokta teğet, ikinci nokta teğet, üçüncü nokta teğeti çizdiğimde her 3 daireye teğet bir yay oluşturdum. Trim komutunu alıyorum. Fazlalıklarımı bu diyorum. Tabii ki buradaki kalan parçayı da siliyorum. Şimdi eksenimi oluşturmak için eksen çizgisi katmanına geçiyorum. Annotate kısmında center mark. Ohm kısmına geldim. Ölçü yazı katmanına geçiyorum. Önce linear'la doğrusal ölçüleri verelim. Kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. Şimdi çap, yarı çapımız burada yok. Çap değerlerine girelim. Şuradaki 24 çapı verelim. 35 çapımızı verelim. Alt kısımda iç delikteki 9 çapını verelim. Evet, böylece 8 numaralı uygulamamızı da tamamlamış olduk. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.